Kayseri'nin Develi ilçesinde ailesiyle birlikte Homurlu Şelalesi'ne giden 18 yaşındaki Serkan Turan Timurvuğa, iddiaya göre selfie çekmek için şelalenin tepesine çıktı. Dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine ekipler Serkan'ı bulmak için çalışma başlattı. Saatler süren arama çalışmalarında bulunamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verildikten sonra sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Yeri belirlendi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten akan suyun şiddeti nedeniyle Timurvuğa'ya ulaşamayan arama kurtarma ekipleri suyun yönünü değiştirmeye çalışıyor. AFAD, jandarma, 112 ve Türkuaz arama kurtarma ekiplerince sürdürülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi. Mardin Delik'te şiddeti göreni şaşırtan bir kadın kavgası kaydedildi. Genç bir kadın, yaşlı bir kadını resmen yerden yere vurdu. Kafasına aldığı darbelerden dolayı yere düşüp bayılan bile oldu ama dakikalarca bu kavga bitmedi. Şiddetine çığlıklar eklendi. Neden birbirlerine girdikleri bilinmiyor. İstanbul'da 50 yaşındaki bir kişi Maltepe'deki bir iş yerini soymaya kalkıştı. Kadın kıyafetleriyle gelip iş yerine girdi. Onu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bekçilerin fark etmesiyle şüpheli elinde bulunan çanta yatarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca yaşandı, ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kadın kıyafeti giyen 3 arkadaşıyla birlikte geldiği, iş yerinin güvenlik kamerasına zarar verdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalıştığı iş yerinin kasasını işte böyle boşalttı. Yer İstanbul Fatih. Bir mağazada 20 gündür muhasebeci olarak çalışan kişi iş yerinin kasasından 50 bin lira çaldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Zanlı Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında yakalandı. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elektroşok cihazıyla çalışanlara böyle saldırdı. Tuzla'da geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine yumruklar savurdu. Araç muayene istasyonunda yaşanan arbede sırasında bir şahıs aracından aldığı elektroşok cihazıyla çalışanlara saldırdı. Bir çalışan kısa bir baygınlık geçirirken onlarca kişinin kovaladığı şahıs aracını bırakıp kaçtı. Araç muayene istasyonundaki gergin anlar kameralara böyle yansıdı. Mersin'de son bir hafta içinde sahte alkol nedeniyle ölümler oldu. Alkol zehirlenmesi iddiasıyla 21 kişi hastanelere başvurdu. 4'ü yapılan tedavi sonrası taburcu edildi. Ancak 5 kişinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybettiği belirtildi. 13 kişinin ise çeşitli hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde tedavileri sürüyor. Bu arada olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler haklarında olası kasla adam öldürmeye teşebbüs suçundan işlem yapılarak adliyeye gönderildi. Zanlılardan biri savcılıkça serbest bırakılırken tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Geri adım atarken 4 metreden boşluğa düştü. Trabzon'un Sürmene ilçesinde minibüse binerken geri adım atan sürücü dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi var, yoğun bakımda tutuluyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cip pazar alanında yol kenarına devrildi. Aşırı hız nedeniyle yaşanan kaza sonrasında araçta bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla çıkıp kaçarken araçta uyuşturucu madde bulundu. Polis kaçan şüphelileri arıyor. Burada bir kadını dövmeye kalkıştı. Ali Aksoy ailesiyle plaja gitmişti. Konyaaltı'nda tatillerini yapıyorlardı. Birden bu kaydettiği manzarayla karşılaştı. Dövmeye kalkıştı ve Antalyalılar ona gereken cevabı veriyorlar. Bir kişi bankta oturan eşini dövüyordu. Önce bağırıp kavgayı önlemeye çalıştı, sonra da müdahil oldu. Onun saçlarını çekmeye falan başladı, darp etmeye başladı. Ben de hemen oturduğum yerden bağırarak tepki gösterdim. O anda zaten insanlar oraya doğru yöneldiler. Ve hemen kişiyi aldılar, darp etmeye başladılar. Çünkü arkadaş şey yapmadı, yani durmadı. O kendisine müdahale eden insanlara da biraz konuşmaya başlayınca insanlar saldırdı. Ben de o arada kameramı açtım, hemen olay yerine yaklaştım ve görüntü almaya başladım. Aksoy'un tepkisi üzerine sahildekiler de olaya tepki gösterdi. Kadını kurtaran çevredekiler kocayı da tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre darp edilen kişi araya girenler tarafından kurtarıldı. Milletin ortasında kadın dövmek ne demek kardeşim? Antalya'nın Alanya ilçesinde servis aracına binmek üzere yan yoldan karşıya geçmeye çalışan ve rehber olduğu öğrenilen Ahıska Türklerinden Ravil Geniyev, bir kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alıp gelen bir yakını rehberin cesedinin yanına oturup gözyaşları içinde diğer yakınlarına haber verdi. Bölgedeki vatandaşlar yaya geçidi ve hız sınırı tabelası olmadığı için araçların yan yolu otoban gibi kullandıklarını ve çok süratli geçtiklerini söyleyerek dert yandı. Burada böyle hep kaza oluyor. Artı alt geçit üst geçit kullanmıyor. Hep tellerden atlamaya çalışıyorlar. Neticede bu durumdan oluyor. Hem hız hem de yaya geçitleri çizgileri yok. Bursa'da yan kesicilik suçundan cezaevinde tutuklu bulunan ve bir süre önce firar eden 40 yaşındaki mahkumun minibüslerde yan kesicilik yapmaya devam ettiği ortaya çıktı. Bursa'dan Yalova'nın Altınova ilçesindeki kardeşinin yanına gidip orada saklanan firari, il merkezinde minibüslerde birçok kişinin para, kredi kartı ve değerli eşyalarını çaldı. Minibüslerin güvenlik kameraları incelenince yakalandı. Suçlarını tek tek itiraf eden zanlı tutuklandı. Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 5 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 290 gram uyuşturucu, 20 kök Hint kenevri ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 10.500 lira para ele geçirildi. Bir engelli olan zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Seyir halindeyken aniden durdu, kaza kurbanı oldu. Feci kaza İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşandı. Elektrikli motosiklet sürücüsü 45 yaşındaki Hacı Mehmet Sayan bir anda yolun ortasında durdu. Hemen arkasından aynı şeritten gelen otomobil sürücüsü arkadan hızla çarptı. Elektrikli motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle havada takla atarak metrelerce savruldu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Diyarbakır'da eşiyle ayrılma aşamasında olan 28 yaşındaki şahıs dehşet saçtı. Aralarında husumet olan 56 yaşındaki kayınpederi Aydın Erçedoğan bir kafeden çıkıp aracına binerken damadının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.
Damadının 11 el ateş etmesiyle ağır yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırıldı. Kaçan damat kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Meksika'nın Guadalajara kentinde yaz mevsiminde meydana gelen dolu fırtınası şehri buzla kapladı. Sokaklar beyaza büründü. Dolu fırtınası nedeniyle en az 200 ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Ayrıca en az 50 araç buza gömüldü. Bazıları da sürüklendi. Şehrin merkeze uzak 6 semti yaklaşık 2 metre kalınlığında buzla kaplandı. Dolu yağışının ardından kentte yoğun bir temizlik çalışması başlatıldı. Ölen veya yaralanan olmadı. Rusya'nın Irkutsk bölgesinde 4 gün önce başlayan sel sebebiyle can kayıpları artıyor. Şehrin ortasından geçen Tulun Nehri'nin taşması nedeniyle İlk gün 2 kişi can verdi. Çok sayıda ev sular altında kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 5'e ulaştığı, 33 çocuk 351 kişinin yaralandığı belirtildi. Güvenli noktalara geçici çadır kentler kurulurken temiz su, yiyecek ve giysi yardımı yapıldı. Sel nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla sel mağdurları için 662 milyon rublelik bütçe ayrıldı. Şu ana kadar şehre bağlı 48 köy selden etkilendi. 12 köprü yıkıldı ve 5000'den fazla ev sular altında kaldı. Hong Kong'da göstericiler meclis binasına girdi. Zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler protestolarına devam etti. Yerel medya protestocuların metal korkulukla camları kırarak meclis binasına zorla giriş yaptıklarını duyurdu. Binanın içindeki eşyalar da zarar gördü. Kahramanmaraş'ta müstakil evinde kedileriyle birlikte yaşayan yaşlı kadının kedilerinden birine otomobil çarptı. Niye kadar kurbanım sizi? Gel demeyeceğim. Tamam canımı sıkma. İnşallah kediyi. Ben bundan başka ne denecek? Kimsem yok. Sokak hayvanları barınağında tedaviye alınan kedinin vücudunda kırıklar oluştu ve tedavisi uzun sürecek. Yaşanan olay sonrası yaşlı teyzeyi evinde ziyaret eden barınak görevlileri yaşlı kadına yavru kedi hediye etti. Geldiğimizde teyze çok üzüntülüydü. Bize yalvardı, ağladı. Bu kediyi iyileştirin, geri getirin. Şu an kedi tedavide. O kedinin tedavisi biraz uzun sürebilir. O yüzden biz dedik ki teyzemi bir sevindirelim dedik. Hastane güzel bir kedi bize yavrusu getirdik. Teyze de buna çok mutlu oldu. Bir belediye çalışanı Allah'tan olarak arkadaşlarla bundan sonra biz bu teyzemin yavrusuyuz. Yerden geldim kuzum, yavrum, babacığım. Mutluyum ki dağlar kadar, dünya kadar mutlu oldum şimdi hepinizden. Birinizden de yavrum. Allah sizden razı olsun. Gelin size bir arkadaş geldi, gel. Gel babacığım. Gaziantep'te annesi ve babası boşanan 3,5 yaşındaki çocuk icra yoluyla annesinden alınarak babasına verildi. Eski eşinden hamilelik döneminde hiçbir destek görmediğini anlatan acılı anne şiddet görüyorum dedi. Hamilelik dönemi boyunca annemlerde kaldım. Hiçbir şekilde eşimin ve eşimin ailesinin maddi manevi hiçbir yardımını görmedim. Boşanma aşamamız olduğunda oğlum 1,5 yaşındaydı. Oğlum 1,5 yaşındayken boşandık. 2,5-3 yıl oluyor biz boşanalı. Bu süre boyunca
Hiçbir şekilde nafakalarını ödemedi. Çocuğuma sahip çıkmadı, aramadı, sormadı. Kendisi buraya gelmedi. Elimde de her türlü delilim, belgem var bana uyguladığı darplara rağmen. Ve şimdi bugün 4 yıl sonra gelip çocuğunu icra yoluyla benden aldı. Şahinbey ilçesinde baba evinde oturan kadın şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce eşinden boşandı. Minik Eymen'in velayeti anneye verildi. Bunun üzerine eski eş çocuğun kendisine verilmesini talep etti. Bugün de eve giden ekipler pedagog eşliğinde Eymen'i almak için uzun süre uğraştı. Özellikle Sayın Başkanımız Fatma Şahin'den bana bu konu hakkında yardım etmesini çok rica ediyorum, çok istiyorum. Lütfen benim sesimi duysun, bana yardım etsin. Eymen'in anneannesi torununun babasının yanında güvende olmadığını savundu. Ben kızımı bundan 4 sene önce kilise gelin verdim 2 ay içinde. Verdim vereli benim kızım elinin kınasıyla ben kızımı geri getirdim. Biz çok kötü şekilde çocuğu verdik. Bize el atmasını, devletimizin bize sahip çıkmasını istiyor. Bizim çocuğumuzun orada can güvenliği yok. Annesinden ayrılmak istemeyen Eymen'in o anları cep telefonuyla görüntülendi. Küçük çocuğun gözyaşları yürekleri dağladı. Trakya Kovucu Irklar Derneği tarafından Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ırk standartları ve köpek güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmaya başta Trakya bölgesi ve İstanbul olmak üzere çeşitli illerden çok sayıda hayvansever ve köpek yetiştiricisi köpekleriyle katıldı. Ev sahiplerimizden dolayı, kaymakamımıza böyle sportif faaliyetler desteklerinden dolayı her zaman teşekkür ediyoruz. Sonuçta önce oldu, önce olmaya devam ediyor. Bizler de sizlere yardımcı oluyoruz Ergene Belediyesi olarak. Bu tür faaliyetler sayesinde Ergene sesini her zaman her yerde duyurmaya gayret ediyoruz. Ben tekrar dernek başkanlarımı kutluyorum. Girdiği her yarışmayı birincilikle bitiren Avrupa şampiyonu ünvanlı Herkül en dikkat çeken köpeklerden biri oldu. Henüz 3 yaşındaki boz çoban köpeği Herkül, Türkiye'nin dünyada yarışan ilk boz çoban köpeği olma özelliğini de taşıyor. Belediye başkanından üreticiye büyük bir jest. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, karpuz üreticisine destek oldu. 15 ton karpuz satın aldı. Vatandaşlara dağıttı. Onlara dedim ki, size destek olmak amacıyla karpuz alacağım ve halkımıza ücretsiz dağıtacağım dedim. Bunun ilk uygulamasını bugün burada yapıyoruz. Belki bu şekilde karpuz üreticisine bir moral olur. Adana'da özellikle karpuz üreticisi zor durumda. Yaz pek de iyi başlamadı. Ürünler elde kalmasın diye belediye başkanı böyle bir jestle hem vatandaşı hem de üreticiyi sevindirdi. Ama tabii herkes çok daha büyük imkanlar istiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Gemlik'te derelerin ıslah çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Çarşı Deresi ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı, Karsak Deresi'nin daha temiz akması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Dereye verildiği noktada onun kanalizasyona bağlanmasıyla alakalı tespitimizi yaptık. O çalışmayı da hayata geçiriyoruz. Üçüncü olarak da Karsak Deresi'ni tabii problemimiz burada Orhan Gazi'den gelen özellikle endüstriyel atıklar var. Farklı firmaların. Bunların zapturapt altına alınması lazım. İl Çevre Müdürlüğümüzün sorumluluğundaki işler ama bu noktada bunların da hal yoluna konulabilmesi adına devam eden çalışmalarımız var. Lakin burada senede bir kez yapılan temizlikten ziyade daha rutin periyotlarla neler yapabiliriz noktasında arkadaşlarımızla istişarelerimiz oldu. İnşallah onu da önümüzdeki haftadan itibaren arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar ve Karsak Deremizin daha temiz bir görünüme kavuşması, insanların burada daha sağlıklı ve rahat bir şekilde dolaşmalarını temin etmeye çalışacağız.
Ana vatanı Kuzey Amerika olan Ekinezya bitkisi Bursa'da ekildi ve hasadı yapıldı. Nilüfer Belediyesi'nin dünyada yetişen bitkileri test ettiği kent bostanlarına ekilen Ekinezya bitkisinden yüksek verim alındı. Ekinezya bitkisi kurutularak çay haline getiriliyor. Bunları hasat edeceğiz, kurutacağız. Kuruttuktan sonra bunun çayı yapılacak. Çayı da şöyle, çok basit, yaklaşık 1-1,5 kaşık tatlı kaşığı kadar ekinezyanın parçalanmış kısmını kaynar sudan alınmış bir bardağın içinde 5-6 dakika bekletiyorsunuz. Daha sonra süzerek içiyorsunuz. Yani çayının yapımı bu kadar da kolay. Grip gibi birçok hastalığa da iyi geldiği bilinen ekinezyanın kent bostanlarında yetiştirilebilmesi başka bölgeler için de bir umut. Arkadaşlarımız orada denemelerini yaptılar. Bu bölgede yetiştirilecek önemli bir ürün olarak bulundu. Dolayısıyla şimdi bununla ilgili bunu da yaygınlaştırmanın hedefi içerisinde olacağız. Şimdi hasat zamanı, hasat tamamlandıktan sonra da bakalım daha sonra diğer bölgelere nasıl yaygınlaştırabiliriz, onun planlamasını hep beraber yapacağız. Bursa'da kanser tedavisi gören Duygu Aydın, tedavi sürecinde ihtiyacı olan ilaçlara ulaşmak için bir kampanya başlattı. İlaç bedellerinden çok farkındalık yaratmayı amaçlayan Duygu Aydın, Bursa'daki sosyal çevresini de işin içine kattı. Bana yardım edin demek de inanın çok çok zor. Ben bunu yasal dilencilik olarak nitelendiriyorum ve vatandaş olarak bu noktada olmak da çok çok üzüntü verici. Ama ilacım ilk çıktığında 45 bin liraydı ve bu aşamadayken de alamadığım zamanda 6 ay içerisinde yürüyemeyecek noktaya kadar geldim. Ve yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. 5. kutuya başladım ve gerçekten çok iyi sonuçlar aldık. Şu an ayakta duruyorum, oturabiliyorum, ağrısız durabiliyorum. Bunlar çok çok güzel şeyler. Bursa Spor Başkanı Mesut Mestan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bursa Valisi Yakup Can Bolat'ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaretin ardından Başkan Mestan, teknik direktör ve transferlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Zaman daraldı. Ayın 3'ünde toplanıyoruz akşam saatinde. İşte 19'da toplanıyoruz. Sanırım 19'una kadar da teknik direktörümüzle bir anlaşma yapmış oluruz. Birkaç tane teknik direktörümüz var. Bunun içinde sizin dediğiniz teknik direktör de var tabii ki. Nihai kararı bugün ya da yarın vereceğiz yönetim kurulu arkadaşlarımızla. Transferler öncelikle hedefimiz, tabii görüştüğümüz oyuncular, opsiyonladığımız oyuncular var. Ama öncelikle tahtamızı açtırmayı düşünüyoruz. Oradaki bir süreç zorlu olacak biliyorsunuz. UÇK'yı açtırdık. Sıra TFF'deki tahtaya geldi. Onu da açtırdıktan sonra da hedeflediğimiz futbolcuları ya da sözleştiğimiz, prensipte anlaştığımız futbolcuları da transfer edip kadromuzu Süper Lig'e göre demeyeyim de 1. Lig'e göre, ağzımız alışmış tabii ki, 1. Lig'e göre yeterli bir kadro oluşturmayı düşünüyoruz. Şu an Ertuğrul Ersoy ile Okan'a ben izin verdim. Takımlarla görüşmesi anlamında, ama hala mevcut bizim oyuncularımız. Kendileri Bursa Spor'da değil de Süper Lig'de oynamak istediklerini söylediler. Biz de anlayışla karşıladık. Şu an izinli onlar. Onlar yine bizim hala futbolcularımız. Umut Meraş'la en son benden önceki başkanın bir anlaşması var. O aşamada kaldı. Şu an o da bizim futbolcumuz. Ayın 3'ünde o da büyük ihtimalle o da katılacak diye düşünüyorum kampa.